Mehmet Geray denen hainin lafına itibar edilir mi? Aklınca kendisini affettirmek niyetinde. Tedbirli olmanın kime ne zararı var Ahmet? Bundan sonra yediğine, içtiğine, giydiğine, nereye gittiğine, kimleri kabul ettiğine bizzat ben dikkat edeceğim. Zaten öyle değil mi? O vakit çarşıdegir, rikaptar, silahtar, bostancıbaşı herkese az dedi. Neyleyim ki bazı hususlar benim de gözümden kaçabiliyor Ahmet. Yasemin Hatun gibi. Hareme yeni gelen hatun Yasemin. Kimdir? Seceresi, mazisi, sor soruştur demiştim. Talimat verdim sultanım. Haber bekliyorum. İnşallah öyledir. Zira bu aralar aklım başka yerde. Yakında düğünün varmış. Sultanım. Ben Halime Sultan teklif ettiler. Fakat kati bir şey olmadığı için... Mani olurum diye sustun öyle değil mi? Hanedan damat olursam gücüm ve itibarım artar. Size daha çok faydam olur diye. Bana mı yoksa müstakbel zevceniz ve validesi Halime Sultan'a mı? Nasıl da hıyanet peşine düşmüş herkes. Şehzade Mustafa kafesten çıkar çıkmaz harekete geçtiler. Meleke. Niye geldin sen? Seni görmeye geldim. Akşam odana geleceğim. Zira sana söylemem gereken mühim bir şey var. Sultanım. Meleki, sen hareme dön. Çocuklarla meşgul ol. Emredersiniz sultan. Meleki benim kardeşim gibidir biliyorsun. Ziyadesiyle narin, hassas bir kalbi vardır. Onun kırılmasını hiç istemem. Sen de buna göre davranırsan iyi edersin. Ne kastettiğinizi anlamadım sultanım. İskender, Meleki'nin sana olan hisleri malum. Lakin sen istemiyorsun. Uzak dur ki umutlanmasın. Eğer onun canını yakarsan, ben de senin canını yakarım. Gel. Meleke. Neymiş bana söyleyeceğin miyim şey? İskender, ben... Niye böyle yapıyorsun İskender? Neden kaçıyorsun? Yıllardır sana olan hislerimi görmüyor musun? Meleke. Sen çok kıymetlisin. İnan seni kırmak isteyeceğim en son şey. Mümkün olmasın. Ben hünkârımızın haremi değilim. Hürüm. Eğer sen de istersen
haberin var yoksa? Var değil mi? Baba karavini bu yüzden açtın. Evet var. Kalbim yıllardır bir başkasına ait. Ve ondan başka hiç kimseye yer yok. İskender'in kalbinde başka biri varmış. İstemiyor beni. Sevmiyor. Kösem Sultanımız defalarca ikaz etti seni. Hiçbirimizi dinlemedin. Kendi kulaklarına duyduğun iyi olmuş. Vazgeç bu İskender sevdasından.